Oyunculukta 30 yılınız geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ardından böyle bir isyanın gelmesi, bu fotoğraflardaki gibi bir isyanın gelmesinin tam olarak nedenini ben anlayamadım. Ya anne rolleri mi kesmedi? Yoksa kesmiyor artık. Hayatta gördüğüm en güzel anne sensin. Canım, Ferum, Fidan'ım, annem. Annem. Kurban olayım. Piliç anne. Piliç annem ya. Yani ayrıyetten de hani böyle halk arasında sizin için piliç anne diyenler var. Şimdi bunu doğru düzgün mü anlatayım? Şimdi bunu doğru düzgün mü anlatayım? Böyle o resimlerden sonra kesin. Yok, piliç anne. Piliç anne. Ya işte. Bak, yani bir gözlükten de yok ama. Ya fena. Muhteşem. Öncelikle muhteşem. Bir Rıza Baba'nın bu resimlerin ne dediğini öğrenelim bir. Rıza Baba'yı daha görmedim. Rıza Baba'yı görmedin mi? Bu resimlerden sonra da pek görüşmeseniz iyi olur. Öyle mi diyorsun? Yani diziye ya bir ikinci. Ya da tam tersi olabilir yalnız. Öyle mi dersiniz? Rıza Baba sever yani böyle hoş resimleri. Hayır demiyoruz ama biz yine de isyanın nedenine gidelim. Yani böyle bir bandista moduna geldik. Birikim biraz da uyandırdılar sanki beni. Yani kim uyandırdı? Çevremdeki insanlar uyandırdı yani dürttü beni. Ne dediler, gaza mı getirdiler, ne oldu ya? Ya Filiz anne. Hayır, bu... anne nereye kadar anne ya? Ya anne ben artık anne oynamak istemiyorum zaten. Harika yani genç anne olabilir belki. Hı-hı. Ama... Yani ruhum çok genç olduğu için aynı zamanda yani fiziki olarak genç görünebilirim ama ruhum da öyle zaten. Güzel maşallah. Tabii ki. Bu yüzden anne olmak istemiyorum. Bir annenin isyanı ya, bu aslında. Anne olmak istemeyen bir annenin isyanı. Yani klişe bir laf ama ya anne olabilirim de artık Rıza Baba'nın karısı gibi anne olmak istemiyorum. Ya boşa gitsin Rıza Baba'yı. Allah Allah. Ay duymuyorsun. Al bir tane genç sevgili işte var bu Levent Kaptan'dır, Emir'dir. Al onlardan bir tane bak bakalım olur musun öyle. Yani hani değişim oradan başlıyor yani biraz. Yani olabilir, açık kapılarım değişime. Ya yine de bir oyuncuyu isyan eden isyan ettiren nedenleri hakikaten ben biraz karıştırmak isterim. Sizin çıkışınız haklı bir çıkış. Türkiye'de birine bir gömleği dikiyorsun, ölene kadar o gömlek üzerinde. Kesinlikle. Ya bir de şey hikayesi kesinlikle var. Yani şimdi dizi film sonuçta hani herkesin bir karakteri, bir rolü var. Onu her hafta defalarca aynı şeyi oynuyorsun. Hani her sahne bir diğerinin türevi gibi sürekli artık aynı lafları kapalı, söylüyorsun. Gözümüz kapalı. Dolayısıyla hani bir saatten sonra aynı şeyi ne kadar farklı oynayabilirsin? İnsan sıkılabilir yani. Bu da hem sıkıcı bir şey hem de haklı. Demin de Kadıncağız'ı izledim işte. Karşıda Kanal D'de oynuyordu şeyiniz, diziniz. Hı. Ondan sonra ya hep aynı şeyler. Rıza Baba eve gelir. Hanımefendi hoş geldin der. Efendime söyleyeyim şey kızcağızla kavga ederler bilmem ne falan filan, doğru diyorsunuz ya. Kimi zaman ya, hakikaten başka bir... Değişik şeyler yapmak istiyorum. Yani bir oyuncunun hakkı bence bunu istemesi. Tabii canım ya. En doğal hakkı. Piliç ablamıza değişik bir rol istiyoruz. Bunun için gerekirse eylem de koyarız. Vallahi. Değil mi? Yaparız böyle değil mi? Yaparız yani. Öyle mi? Kralını koyarsan. Sen yeter ki iste ya. Aa, gözünü seveyim. Şimdi şu ilginç değil mi sizin için? Mesela bizim yaptığımız araştırmalarda çok ciddi bir kadın kitlesi sizin gülüşünüze hasta, yani tırnak içinde hasta olduğunu söylüyor. Şimdi bu gülüş hasta olma meselesi iyi ama bu bir adamın üzerinde şöyle bir deformasyon yaratabilir diye korkuyorum. Yani zaman içerisinde sürekli aynaya bakıp gülümseme ve olur olmaz gülümseme, giderek akıl şeyi bozan bir gülümseme haline gelebilir. Enteresandır yani, ben bu işe başlamadan evvel de hani birçok farklı karakterler de oynadım. Gülmeye biraz da yabancı bir insandım. Yani burada Fatih Aksoy ilk sahneleri çektiğinde ya işte gülmek sana çok yakışıyor lütfen gül vesaire filan. Ben de hani çok gülen de bir insan değildim. Öyle olumlu tepkiler alınca biraz üstüne gittik yani. Şimdi ama tabii de insanlar beğensin diye de gülmüyoruz Fatih da yani. Fatih Aksoy'dan gelmesi enteresanmış. Değil tabii ki de. Sonradan demek ki adam iyi kokluyor şeyi. Hakikaten iyi kokluyor. Ya bu yapımcılar hakikaten böyle. Yani keşfetmesi hani güzel bir şey ama yapımcının bunu keşfetmesi. Gülümsemeye çalışman gerekiyor. Yani bunu senin daha önce bir kız arkadaşı söylememiş mi acaba? Ben merak ediyorum. Mutlaka şimdi yengeyi bir şekilde tavlamışsındır. Yani bir gülüşle iki numaralı gülüş, üç numaralı gülüş öyle şeyler vardır ya. Çalıştınız mı hiç numaralı gülüşleri? Genelde şey tabii. Gülüş değil de bakış çalışıyorlar ya. Oo, o da iyiymiş. Oo. Var mı bakış çalışmaları? Yok tabii, olmadı da. Yani hoş bir şey tabii. Yani insanın gülümsemesinin, beğenilmesi hoş. Bu güzel bir şey. Biz aynı dizide oynadık biliyor musun? Hadi evet, kaç sene önce? 2003 ya da 4 yılı bütün çocuklarım. Bütün çocuklarım. Annesi değildiniz bütün değil mi? Bütün çocuklarımda. Bütün çocuklarımda anne miydiniz? Yok, hiç evli değildim orada. Of. Bekar. Yani isyana sonuna kadar hak verecektim. O zaman. Orada da anneydim derse. Ben çok çıtırdım daha. 21 yaşında. Siz çocukların bölümünde miydiniz? 22 yaşındayım. Yani çocukların bölümünde. Kötü çocuğu oynuyordu. Evet. Güzel oldu ama. Kadir İnanır'ın en ufak kızının belalı sevgilisiydi. Asılıyordu ona. Kadir abinin kızı. Benim yeğenime asılıyordu. Ya olacak şey değil. Sen Karadeniz sokadı yememişsin. Kadir abinin kızına ne yaptın? Sen de hiç tepki koymadın ama o zaman. Oo ya, öyle ne değil. Baktım, o zaman hoş, annelik şeyine girmemişsin. Hoş gülüyor. Hoş gülüyor. Yani hoşuma gitti.
Ama bir yandan mesela sizin de hani Filiz Hanım, yanlış hatırlamıyorsam, hani böyle hep böyle bir sevgi böceği değildiniz. Yani bazen Fettan Kadın'da oynadığınız şeyler, oynadı. Bütün vardı. Çocuklarım da aslında çok iyi bir kadın da hani platonik aşk yaşayan kötülük düşündüm. Yani o dizide öyle bir rolüm vardı. Kadınlara böyle bir kötülüğü yapıştırmak da, yani o dizilerin... Sevdiğimi kadın her şeyi yapar. Yapar mı Volkan? Yapar. Sevdiğimi kadın, sevdiğimi kadın her şeyi yapar mı? Ona her şey yakışır, yapsın be. Kadına değil mi? Benim aşk tanrıcamdır kadın. Kadın ne güzel konuşuyorsunuz. Abi çıtayı yükseltti yine. Vallahi şimdi yine isyan edecekler evdekiler yalnız. Evet, ama yani şu arkadan kadın olduğu da seviye düzeyi vardır. Onun kadınla tartışmak bile güzeldir be. Ama ben hiç tartışamadım. Hep gülüyorum hayatım boyunca. Hiç kadınla tartışmadım. Ben hep gülmüşümdür. Daha çok sinir bozuyormuş. Tabii yani. Hani ya ama abi çok hoşuma gidiyor. Mesela bir kadının sesini yükseltmesi çok hoşuma gider. Çok hoşuma. Evet abi yani. Ona her şey yakışıyor. Ben seviyorum. Çok güzel de oradan bir şiir, şarkıdan ziyade bir katliam da çıkabilir. Yani o bir kadını çok kızdırırsan eğer. Yok, sınırları zorlarsan. Ben giderim onun şuradaki saç köklerine roman yazmayı tercih ederim. Saç köklerine roman yazmayı. Aşk tanrıcamdır onlar benim. Ya isyana sürüklüyorsun alayımızı bak. Çünkü neden biliyor musunuz? Bak kadın hakikaten düzeydir. Kadının olduğu da seviye vardır. Daha edepli oturursun. Daha böyle konuşmana dikkat edersin. Efendim daha birkaç tane şiir ezberlersin. Ya kadın bir kültürdür hakikaten öyle. %100. Kadın yani olmadığı ortamlarda hiç güzel ortam. Ben hep sıkılmışımdır. Kadın olacak abi. Kadının olmadığı ortamda seviye yoktur. Filiz Hanım olmasaydı ayvayı yemiştik yani. Evet. Şimdi bugün yani olarak, programı olarak, terk ederdi. Ben şu an bile bacak bacak suda attım, rahatsızım. Biliyor musun? Hemen ayağımı düzelteyim. Mesela öyle yok, düşünüyorum. Yok, lütfen rahat olun. Hayır vallahi yani kadının olduğu yerde biraz hareketlerine dikkat edeceksin. Dikkat etmen lazım. Evet, doğru diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. O güzel bir düşünce. Peki hani kavgadan da çıkan bir şiirin ya da bir şarkın var mı? Oluyor tabii. 12. maddenin aşıkı, nefret ettirerek, kıskandırarak, işte var, bunlar hep çeşitli maddeler vardır. Oluyor bazen böyle. Travmalar yaşayarak da yazdığım şarkılar oluyor, travmalar. Müthiş bir şey. Bazen hani şarkı söylerken... Yani düşünsene çok sevdiğim bir kadın yıllar sonra sidikli bir herifle öpüşüyor. Filmde de olsa. Abi korkunç bir travma. Herifin sakalları ciğerine batar. Batar değil mi? Zor. İşte o travmadan ancak böyle şeyler. Tek teselli ben daha iyi başardım, ben daha iyi öptüm, ben daha iyi öptüm, ben daha iyi öptüm. Benim sakallarım daha sivriydi, daha sivriydi, daha sivriydi, daha çok battı. Teselli bulursan bulur, bulamazsan şarkı yazmak zorundasın. Ya bu Karadenizlerin böyle bir deli bozuk halleri var. Yani şimdi Sunay abiyi de almıştık. Sunay abi mesela bir soru soruyorsun. Tur. Ondan önce şöyle bir şey var. Hikayeyi biliyor musun diye. O da benim aşkım da, ne yapayım ama ben. Onlar siz hepiniz akrabasınız değil mi böyle? Hep akrabayız. Çok enteresan. Sunay Akın, Nihat Genç ben. Onların arkasında sevgiyi, saygıyı öğrendim. O yüzden Sunay Akın benim, o da benim aşklarımdan biridir yani. Çok Sunay abi de Maçkalı, sen de Maçkalısın. Evet, değil mi? Ya, Trabzon, evet. Maçka'nın başka bir şey, bir havası vardır galiba, değil mi? Maçka bir kültür, bir menşe, böyle bir kitap gibidir. Açarsınız ortasından. Burada isimler yazar kitabın ortasında. Bedri Aymi Eyüboğlu, Sunay Akın, Nihat Genç, Erkan Ocaklı, Cemile Cevher, Volkan Konak, her neyse. Sebahattin Eyüboğlu, Bedri Aymi, İsmet Zeki Eyüboğlu gibi. Maçka böyle bir kitap gibidir. İki vadinin arasında kurulmuştur. O yüzden bunlar bizim üstadlarımız. Onları doğru okumak lazım. Aynen. Doğru durmak lazım arkasından. Çok beğeniyorum. Çok başarılı gidiyor. Programını çok beğeniyorum gerçekten. Eyvallah ya. Vallahi çok sevmezsin böyle bir şey ama ben programını çok beğeniyorum. Ben de senin programına inanıyorum. Ya dur güldürme beni. Çok inanıyorum ya. Ya biliyorum daha önce müdürlüğümü yaptım ve her zaman arkamda oldu. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayır böyle bir gün işte hasbelkader yanlışlıkla bize bir genel müdürlük vermişlerdi. Televizyonu niye batmıyor. Münasebet olur mu? Çok başarılı. Televizyon çok başarılı gitti de işte bizim ömrümüz yetmedi. Benim müdürüm de. Fakat evet. Estağfurullah ya. Sevgili müdürüm. En doğru adamın Volkan Konak olduğunu düşündüm. Yani ama şöyleydi yani hakikaten söylemiyor da yaşıyor. Ya biz bunu gördük ve gittiğin her yere Kuzey'in oğlunu götürdün. Taşın gittiğin her yerde kimse istifra etmedi senin programını. Hı. Demek ki doğru bir projeydi. Ama mesela hani televizyonlarda seni o rahatlıkla değil de programında görebiliyorsun ancak o rahatlıkla. Programda nerelere gidiyorsun sen ya? Ya ben programda kalbimi veririm, hayatımı veririm. Ve hiç kimseye görmem. Tiyatrolarda sunum yaparız, slaytlar geçer gözümün önünde ve program bittiğinde sonra kendimi çok yorgun hissederim. Çünkü inanılmaz zaman ve mekanda yolculuk yaparım. Konsantrasyondur bu. Hı hı. Muhteşem aşklar yaşarım. Gürbüz gürbüz bebeklerim doğar. Siyah beyaz fotoğrafları hatırlarım. Babaannemden yalın ayak izime kadar birçok şeyi hatırlarım. Sahneye çıktığım zaman ayıptır söylemesi çok büyük, üst düzey bir konsantrasyon yaşarım. Eyvallah ya. Dün akşam da Şevval Sam vardı galiba. Çok mutlu oldum. Çok keyifliydi ya. Ya ikiniz bir arada hakikaten güzel durdunuz. Çok asil bir kardeşim sağ olsun, o da çok sevdim. İyi okuyabiliyor mu? Bence çok başarılı. Değil mi? Çok yetenekli. Ama aileden gelen bir yetenek. Anne Leman Sam yani Leman Sam'ın kızı ama tamam. Yani yine de içinde bir şey harcın olması gerekiyor ki.
DNA'sı güzel. Güzel değil mi? Güzel. Bir dizileri vardı onun. Neydi? Dizi Gülbeyaz. Gülbeyaz. Süper Baba tabii canımız yerimiz ama Gülbeyaz'dan sonra o biraz Karadeniz şeyine verdi kendisini. Çok da iyi becerdi olarak. Biliyor musun? Çok zordur o Karadeniz ağzını yapmak. Herhalde yetenek olsa acayip doğru ve doğruya yakın okuyor. Gerçekten öyle. Çok ilginç. Bir de tabii rahmetli Kazım Koyuncu da. Çok emeği var o, doğru. O formatın şey, acayip. Şevval'in üzerinde de çok emeği var. O anlamda Kazım söylüyorum. Şevval'e çok katkı yaptı. O da güzel ya. Yani senin sayende Şevval'den buradan el sallamış olduk. Şevval bekliyoruz boş bir zamanında.